hoş geldiniz hocam. 1,5 yıldır bu hastanedeyim. Sizden 1,5 yıl sonra zorla randevu alabildik. Peki hastalarınız sizden randevu alırken sorun yaşıyor mu? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Mesai bizim sağlık sektöründe çoğu kez işte hasta yoğunlukla çalıştığımız için mesaisiz çalışıyoruz. O nedenle de hastane içindeki zamanımız sizin mesainize uymadığı için görüşemedik. Bundan sonra görüşürüz, konuşuruz. Genelde sıkıntı şu, hastaların beklememesi. Beklemek istemedikleri için saatlik randevu istiyorlar. Ama kardiyoloji çok dinamik bir branş. O nedenle planladığınız randevulu hastalar dışında çok randevusuz hasta bakmak zorunda oluyorsunuz. Acil problemi olan ya da bekleyemeyecek sorunu olan hiçbir hastayı reddetmeden mutlaka tedavisini yapıyoruz. Neden kardiyoloji? Klasik ama bence çok güzel bir soru. Çok sevdiğim de bir soru bunun. Ben tıp okumayı çok isteyerek, yani hepimiz meslek seçerken bazen istemeyerek ya işte puanımız ya lisede aldığımız eğitimin bizi yönlendirdiği bir yer oluyor. Ben baştan beri hep doktor olmayı, tıp fakültesi okumayı istiyordum. Tıp fakültesine girip belirli bir düzeye kadar eğitim aldıktan sonra tabii staj ortamlarından geçince insan kafasında belirli bir şekillenme oluyor. Lisede okurken de tıp fakültesine girmeden önce fizik ve matematiği çok seven bir insandım. Tıp fakültesi okuyup stajlarla belirli bir aşamaya geldikten sonra kardiyolojinin matematiğe en uyumlu branş olduğunu gördüm. Çünkü birçok branşta tetkikleri yapıp belirli bir noktaya varamayabiliyorsunuz ama kardiyolojide hani bir nevi klasik bir klişe laf var diye 2-2 daha 4 eder gibi bizim branşımızda çoğu kez testleri üst üste koyduğunuzda bir yere varırsınız. Aynı zamanda tedavi yaptığınız zaman tedavinin dönüşü de böyledir. Bir kişiye bir müdahale yaptığınızda o müdahaleniz çok iyi ise dönüşünü de çok iyi görüyorsunuz. Yaptığınız müdahale başarısız bir müdahale ise onun da dönüşünü görüyorsunuz. Onun için ben kardiyoloji yönelimini çok seviyorum. Çünkü hem tanı koymak hem de yaptığınız tedavinin geri dönüşümünü almak yönünde çok iyi bir branş. Ve dediğim gibi işte fizik ve matematikle çok iç içe olan bir branş. Ben de eğitimde çok sevdiğim bölümler, branşlar olduğu için fizik ve matematik onunla irtibatlı. Genelde onun için. Hocam peki son zamanlarda herkesin dilinde bir korona var. Bu korona nedir? Yıllar önce atıyorum İspanyol gribi çıktı. Arkasından işte çok yakın zamanda MERS, SARS gibi, Ebola gibi bir takım virüs hadiseleri çıktı. Ve korona da bunlardan biri. Şimdi aslında nasıl çıktı değil, bundan sonra bunlar tekrar olmasında ne yapacağımız önemli. Biz insanoğlu hep karşılaştığı sorunda güncel bir çözüm buluyor kendine göre ve bu sorunu kendi açısından çözdüğünü düşündüğünden bir sonraki adımda unutuyor onları. Ve başka bir soruna karşılaşıyor. Bunu aslında kanser hastaları içinde, ateroskleroz yani damar hastalığı içinde düşünebilirsiniz aynı şeyleri. Biz kurallara uygun şekilde yaşamadığımız için, doğayı bozarak yaşadığımız için, kolaya kaçarak o gün için işimizi en hızlı nasıl yaparız, kendi çıkarımıza en uygun nasıl hareket ederiz diye yaşadığımız için bunlar başımıza geliyor. Korona da bunlardan birisi. Bugün belki şekil değiştirecek, bir süre sonra bunu baş edebilir hale geleceğiz ama bilmemiz gerekiyor ki bugün korona olacak, yarın bir başka virüs olacak ve yaşadığımız sürece bunlarla karşılaşacağız. Bunun olmaması için doğayı tahrip etmememiz lazım. Kişisel bakım, vücut direncimizin, temizliğimizin, hijyenimizin çok iyi olması lazım ki bunlarla baş edebilelim. Yoksa biz hiçbir dönem virüslerden, bakterilerden, parazitlerden uzak yaşamayacağız. Sizce kalp hastaları koronavirüsten nasıl korunabilir? Kardiyoloji yönüyle virüslerin hepsinden, korona dahil olmak üzere, korunmak çok önemli. Genel kurallar kardiyoloji için de geçerli. Beslenme, hijyen, uyku saati çok önemli vücut direnci açısından. Toplu ortamlarda uzun kalmamak. Tüm enfeksiyon hastalıkları da bulaşı artıran bir neden zaten. Kardiyolojinin korona ya da bu tür enfeksiyonlarla spesifik yönü ne? Birincisi genç yaş grubunda işte bu miyokardite yol açıyorsa uzun dönem sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bir de bizim hastalık grubumuz çoğu kez ileri yaş grubunda. Beraberinde diyabeti, hipertansiyonu, kolesterol yüksekliği ve önemli bir kısmında da sigara kullanımı var. Bu kişilerin gerek komorbid dediğimiz yani ek hastalıklarının olması
gerekse vücut direncinin düşük olması nedeniyle hastalığa yakalanma ihtimali daha fazla. Tüm enfeksiyon hastalıkları ve korona da bunlardan birisi. Korona gibi hastalıklarla karşılaşıldığında kişilerin yoğun bakımı, hastaneye yatmasını hızlandıran etkenler ek hastalığın olması. Ve bu ek hastalıklar içerisinde de kardiyoloji hastalıkları çok önemli bir grup. Solunum yolu hastalığı yine önemli bir grup. O nedenle kardiyolojik kalp hastalarının koronadan spesifik korunması değil ama ileri yaş grubu hastalıkları olduğu için genel kabul gören kurallar onlar için bir kat daha fazla gerekli. Peki sigara kullanımının korona konusunda riskli olduğunu biliyoruz hocam ama bunu açıklayan bir şey yok şu an bize. Yani neden? Neden sigara kullanımı daha önde bu konuda? Şimdi sigara temelde tüm vücudumuzu etkileyen bir zararlı ajan. Sigara içildiğinde zannediyoruz ki yalnızca akciğerler ya da solunum buna etkileşiyor. Oysa sigaranın bir sıcak buhar etkisi, ikincisi sigaranın içerisinde toksik maddelerin doğru direkt solunum yoluna etkisi, bir üçüncüsü de vücuttaki oksijenlenme oranını etkileyerek nikotin üzerinden bir takım olumsuzlukları var. O nedenle sigara kullanımı tüm enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi koronada da riski kat be kat artıran bir şey. Birinci kısmı bu. İkinci kısmı sigara kullananlarda çoğu kez solunum yolu hastalığı ve aterosklerotik damar hastalıkları zaten var. Bunlar da korona gibi hastalıkları kişileri risk grubuna sokuyor. Yani hem kişi sigaranın kendisi riski artırıyor hem de sigara içenlerde oluşan hastalıklar riski bir kat daha katlıyor. Sigara biz biliyoruz ki insanların ağız kısmından başlayıp ta akciğerlerin alveoller dediğimiz en alt kısmına kadar koruyucu bazı hücreler, siliyer aktivite dediğimiz hücreler var ve bunların üzerinde de sülfaktan denen bir madde var. Sigara içiminde gerek sıcak buhar etkisiyle gerekse toksik gazlar etkisiyle bu siliyer aktivite bozuluyor ve yine akciğerin bir nevi kendisini temizleyen sülfaktan dediğimiz maddenin yapımı, salgılanması ve direnci bozuluyor ve o nedenle biz sigara içerek solunum sistemini savunmasız hale getiriyoruz. Yani kendisinin bir savunma bariyeri zaten var. Siz onu sigara içerek ortadan kaldırıyorsunuz. Onun için çok riski katlayarak artırıyor. Covid'de biliyoruz ki birçok şey etkilese bile kasları vesaire doğrudan solunum yollarını ne kadar tuttuğuyla yani solunum yolunu ne kadar etkisi altına aldığıyla hastaların kötüye doğru gidişi, hastaneye yatışı, yoğun bakıma yatışı ve nihayetinde entübasyon dediğimiz solunum destek cihazına ihtiyacı olması tamamen akciğerin tutulumuyla ilgili. Temel şey bu. Korona günlerinde hasta bakıyorsunuz. Koronadan korkmuyor musunuz? Bir kere sağlıkçı olduğumuz için korkmuyoruz. Korkmamamız da gerekiyor. Biz tıp eğitimi olan insanlar bugünler için eğitim alıyoruz. Bugün korona var, yarın kalple ilgili bir sorun var, bir başka gün başka sorun var. Bunlarla baş etmesini bilmemiz lazım. Bunu yaparken tabii hiçbir şeyden korkmayıp cephede işte çarpışıyoruz mantığı da yanlış. Bir takım önlemler, o günkü bilimin önerdiği, daha önceki tecrübelerle açığa çıkmış korunma kurallarının alınarak kişisel korunma önlemleri her aşamada alınarak hasta bakıyoruz, bakmaya devam ediyoruz ve edeceğiz de. Korkma değil ama önlemsiz çalışmak bir problem. Korkmadan hastaneye girebilirler mi hocam hastalarımız? Evet, yani çok ileri boyutta sıkıntısı olmayan hastalar nasıl ki gidip sosyal ihtiyaçları, günlük ihtiyaçları için markete gidip korunarak alışveriş yapıyorlarsa aynı şekilde sağlıklı bir ihtiyaçtır. Sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için de hastaneye gelmesi lazım. Ama önlemlerini alarak biz bir markete gittiğimizde maske takmadan nasıl ki kapalı ortama girmiyorsak, sosyal mesafeyi koruyarak nasıl ki alışverişimizi öyle yapıyorsak, hastaneye gelirken de hastaneye ulaşımdaki işte gerek kendi aracı gerekse toplu taşıma araçlarını uygun şekilde kullanıp hastaneye girdiği andan itibaren mutlaka maskeli olarak gelip yardım almaları lazım. Hocam kalp mi öldürür, korona mı? Aslında nihayetinde kalp öldürüyor. Kalp hastalığı çok önemli bir hastalık ve bizim gözümüzden kaçan şey şu. Şubat'tan bu tarafa bir koronayla dünya ağırlık şekilde uğraşıyor ama biliyoruz ki bu dönemdeki koronadan ölümler kadar kalp ölümü var. Yani kalpteki ölüm oranı bu dönemde azalmış değil. O nedenle kişilerin enfeksiyondan kaçarken, enfeksiyondan korunurken kalp hastalığını da ihmal etmemesi gerekiyor. Bizim bu dönemki hastalarımızın hastaneye yatışları kalp yetmezliğinde bir miktar daha fazla. Nedeni de çoğu hastalar erken aşamalı tedavi edilmiyorlar. Bu dönemde biraz tedavileri aksıyor.
ve son dönem işte kansızlıklar oluyor, kalp yetmezliği oluyor, ritim bozukluğu oluyor ve o nedenle hastaneye yatıyorlar. Bu süreç bilinçli şekilde kardiyoloji yönüyle, kalp hastalığı yönünde yönetilemezse bir süre sonra biz kalple ilgili sorunların daha ciddi olduğu bir periyot yaşayacağız. Peki hocam, bu korona günleri ne zaman bitecek? Sizin öngörünüz nedir? Tamamen bize bağlı. Eğer kişisel önlemlerimizi iyi almazsak, yaşam şeklimizi bu zamandan itibaren yeni şekilde düzenlemezsek, yani şunu demek istiyorum, biz ne hata yapıyorduk? Bundan sonra bunları yapmaktan vazgeçebilecek miyiz? Bunları yapabildiğimiz, çözebildiğimiz sürece korona günleri biter. Bunun adı korona olmaz, yarın bir başka virüs olur ama biz bu aşamadan sonra böyle bir pandemiyle karşılaştığımız için pandemilerle karşılaşabileceğimizi bilip yaşam şeklimizi ona göre düzenlememiz lazım. Bizim koronanın ne gün bitecek değil de bundan sonra nasıl yaşayacağımızı düşünmemiz lazım. Yani yeni bir çağ başlayacak diyorsunuz. Kesinlikle. Bu çalışma hayatı olsun, sağlık yönünden olsun, sosyal yaşantımız olsun, bundan sonra yeni bir dönem var. Ve benim korkum koronayı yenip yenmemek değil de insanlığın bu yeni hayata adapte olamadığı durumda yarın daha büyük bir sorunla karşılaşacağımız.